Hoş geldiniz arkadaşlar. Tek Kuzen öğrenci koçu Tuğba ben. Nasılsınız? Herkesin keyfi yerinde mi? Herkes iyi mi? Çok iyiyiz hocam. Harika. Çok güzel. Harikasınız. Çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz soran arkadaşlarım için. Ben de çok iyiyim. Bu seminerde olduğum için çok mutluyum. Kendimi çok enerjik hissediyorum sizinle birlikte olduğum için. Teşekkür ediyorum. Ben de çok iyiyim Tuğba hocam. Sesim geliyor mu şu an? Sesle alakalı bir problemimizin olmaması gerekiyor. Harika. Sesi alamayan arkadaşlarım sistem yöneticisi arkadaşımın yazdığı direktife uyum sağlasın lütfen. Büyük bir ihtimalle bu söylediğimi de duyamayacaklardır ama. Geliyor değil mi? Harika. Çok güzel. Nasılız? Keyifler nasıl? Artık okullar açıldı. Tatil modunu kapattık arkadaşlar. Ders çalışma modunu açıyoruz. Nasıl? Alıştık mı? Sonbahar da geldi. Eylül geldi. Böyle bir havalar hafiften ılıdı falan. Bir geçiş dönemindeyiz. Harikayız hocam. Hocam bomba gibiyiz. Stresliyiz hocam. Neden stresliyiz? Tahir Can hocam kaydedilecek seminerimiz. Bir daha masaya oturmak zor. Stres ve ümitsizlik var hocam diyorlar. Hayır, olumsuz hiçbir yargıyı istemiyorum arkadaşlar. Hep olumlu duygularımızı dillendirelim lütfen. Çok teşekkür ederim Kübra hocam. Siz de eminim en az benim kadar enerjiksinizdir. Çok teşekkür ediyorum. Çok telaşlıyım. KPSS'ye, A'ya nasıl çalışacağım bilmiyorum. İsmet hocam doğru yerdesin. Ona da değineceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Harika. Bu yolda kazanmak var, dönmek yok hocam. Halime hocam, evet, tebrik ediyorum size. Duymak istediğim şeyler bunlar. Kafalar çok karışık hocam diyenler var. KPSS'ye de değineceğim. Saadettin hocam. Bugün bütün eğitimlere değineceğim. Çünkü hepsinin temelinde arkadaşlar seviyemizi bilmek yatıyor. Hepsinin temelinde kazanma isteği yatıyor. Hepsinin temelinde doğru program yatıyor. Planlı, programlı, düzenli çalışmak yatıyor. Hepsine değineceğiz. Hiç merak etmeyin. Atanana kadar pes etmek yok hocam. Merve hocam tebrik ediyorum. Çok güzel. Selena hocam. Hoş geldin aramıza. Ortalama arkadaşlar seminerimiz 45 dakika ile 60 dakika arasında sürebilir. Yanınızda çayınızı, kahvenizi, yiyeceklerinizi alabilirsiniz. Çok keyifli bir seminer olacak. Çok memnun ayrılacağınızı düşünüyorum. Çünkü güzel bir amaç için buradayız arkadaşlar. Hepimizin ortak bir sorunu var. Hepimizin ortak bir sorusu var. Bunun için buradayız. Güzel de bir katılım var. Çok güzel. Sistem yöneticisi arkadaşımın direktifine uyum sağlasın ses alamayan arkadaşlar. Eğer hazırsak başlamak istiyorum. Hazır mıyız? Bir herkesin enerjisini hissetmek istiyorum. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Evet, hazırız. Evet, başlayalım. Çok güzel, harika. Çok güzel, hazırız. Şu an karşımda kazanmayı çok istekli bir kitle var. Gerçekten bu isteğiniz beni de çok mutlu ediyor arkadaşlar. Enerjime enerji kattınız. Harika, çok güzel. Çok güzel, o zaman başlıyoruz. Arkadaşlar, bugün burada olmamızın amacı hepimiz öyle ya da böyle verimli ya da verimsiz bir yaz tatili sürecini atlattık, değil mi? Artık Eylül. Eylül deyince aklımıza ne geliyor? Bu öğrencilik yıllarında da böyledir. Öğretmen olduğumuzda da böyledir. Anne baba oluruz orada da öyledir. Eylül bana hep böyle bir telaşı hatırlatır. Yani zihnimde alt metinde demek ki bunu kodlamışım. Böyle bir alışveriş, okul alışverişi, bir oryantasyon süreci, bir yeni okul. Hani öğretmen de olsam yeni bir dershane olur mesela, yeni bir kurum olur. Ya böyle bir yavaş yavaş artık o tatil modundan çıkıp hani Ağustos böceğiyle karınca hikayesi var ya arkadaşlar bilirsiniz zaten. Hani artık o Ağustos böceği modundan çıkıp biraz karıncalığa döndüğümüz ayların hani startı verdiğimiz ayların başında Eylül geliyor arkadaşlar. O yüzden şu an içinde bulunduğunuz psikolojiyi çok iyi anlayabiliyorum. Aynı süreçlerden ben de geçtim. Hepimiz geçtik. Empatik yaklaşabiliyorum size. Ama bu psikolojiyi yenmenin bir sırrı var. Bunu da açıklayacağım size seminerde. Nergis hocam hoş geldin. Merhabalar.
Şimdi konumuza geçmeden önce ben şunu da bir öğrenmek istiyorum. Şu an çok güzel bir katılım var. Bayağı kalabalığız arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum bu güzel katılımınız için. Ama aramızda kimler var? KPSS A öğrencilerim, ön lisans öğrencilerim, öğretmenlerim var mı mesela? Varsa hangi branşlardan? Ya da lise ön lisans öğrencilerim var mı? EKPSS'ler var mı? Bir herkes yazsın bakalım. Kimler ne mezunu? Bir bakalım kendi zümrelerimizi de görürüz. Oo, çok 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 fazla. Tarihi gördüm, maliyeyi gördüm, bir kabı gördüm. Okul öncesini gördüm. PDR'yi gördüm. Ön lisans adalet çocuk gelişimi. Vesyo, çok güzel. Mühendislerimi gördüm. Sosyal hizmet. Özel eğitim. Ay, özel eğitim öğretmenlerimi çok seviyorum. Müzik öğretmenliği, fen bilgisi, sosyal, halkla ilişkiler ve tanıtım, fizyoterapi. Emlak yönetimi. O harika. Ne kadar böyle kapsamlı, farklı farklı alanlardan öğrencilerimle birlikteyim. Çok mutlu oldum. Türkçe var. Lisans hemşirelik var. Çok güzel. Yani şimdi arkadaşlar bir de 24 yılının önemine de zaten değineceğim. Biliyorsunuz ki 2024 yılı aynı zamanda merkezi atamaların gerçekleşeceği yıl olduğu için rekor bir katılım bekliyorum. Ben hani kendi tecrübeme dayanarak söylüyorum. Çünkü öğretmenlik süreci için mülakatlar da kaldırıldı. Bütün hocalarımın gözleri aydın olsun. Bunu çok bekledik arkadaşlar. Sonunda istediğimiz oldu. Artık mülakat sürecine tabi tutulmayacağız. Çok güzel. Harika. Şükür. Aybüke hocam. Şimdi bu seminerde bugün olma amacımız arkadaşlar öyle ya da böyle Eylül ayını verimli geçirmek istiyoruz. Artık çalışmalarımıza başlamak istiyoruz. Artık 2024 yolcusu olduğumuzu kabul ettik. Çünkü 2023 yılının 25 Ağustos'ta sonuçları açıklandı. Anladığım kadarıyla istediğimiz sonuca ulaşamadık. Ha yaklaştık ha yaklaşamadık. Ha çalıştık ha çalışamadık. Sorun değil arkadaşlar. Yeni bir sayfa açıyoruz. Bunun için bu seminerdeyiz. Evet Selena hocam ama öğretmenlerim için hocam sen A grubu öğrencimizsiniz. Siz A grubu öğrencimizsiniz. Sizin için kalkmadı. Öğretmenlik mülakatları kalktı. Şimdi hazırsak başlıyoruz. Meral hocam ortalama seminerimiz 45 ile 60 dakika arasında sürecek. Hayır diğer hocam. Tamamdır. Tamam ama bu yasa olarak sunundu. Sunuldu. Şu an mülakat süreci kaldırıldı arkadaşlar. Öğretmenlik için söylüyorum bakın parantez içinde. Diğer branşların üstüne alınmasın. Öğretmenlikte artık mülakat süreci yok. Tamam. Hız kesmeden başlayalım. Seviyene göre sen KPSS'ye nasıl çalışmalısın? Nasıl çalışırsan 2024'te atananlar listesine ismini yazdırırsın. Bugün bu seminerde bu sorularımızın yanıtını bulacağız birlikte. Şimdi arkadaşlar öncelikle ben bu seminerin biraz içeriğiyle alakalı da bilgi aktarayım ki sonraki dakikalarda neler öğreneceğiz, hangi noktalara değineceğim bunu da öncesinde söylemek istiyorum. Bu biraz öğrencilerin böyle ön hani girizgah olarak zihinlerini toparlamasını sağlıyor. Bu seminerde değineceğim noktalar KPSS'ye çalışmaya başlamadan önce kendinizi ve sınavı ne kadar tanıyorsunuz? Tanıyor musunuz, tanımıyor musunuz? Bir. İki, KPSS çalışmalarınıza ne zaman başlamanız gerekiyor? Üç, sorumluluklarınızdan kalan zamana ve seviyenize göre nasıl bir KPSS çalışma programına ihtiyacınız var ve bu programı nasıl hazırlamalısınız? Dört, KPSS'de başarılı olan öğrencilerin ortak özellikleri nelerdir? Ve ben bu ortak özelliklerin hangisine uyum sağlıyorum? Hangi özellikler bende yok? Beş, KPSS'de yeterli puan alamayanların yani elenen tarafta kalanların hangi noktalarda hata yaptıklarına değineceğiz arkadaşlar. Bütün bu soruların cevabını bulacağız ve bütün sorularınızda bu soruların dışındaki sorularınızı da bana iletebileceksiniz. Ben elimden geldiğince her birinizin sorularını seminer sonuna kadar yanıtlamaya çalışacağım.
Bilmir hocam diyor ki, hocam ben hiçbir sorunun cevabını bilmiyorum. Doğru adrestesin hocam. Bu yüzden buradasın zaten. Sıkıntı yok. Birçoğunuz bu sorduğum soruları yanıtlayamamış olabilirsiniz. Ki birçok öğrenci yanıtlayamıyor arkadaşlar. Kendinizi lütfen yalnız hissetmeyin, kötü hissetmeyin. Şimdi başlamadan önce ben her zaman derim ki, eğer bir rakibin varsa, eğer bir müsabakaya hazırlanıyorsan, bir sınava hazırlanıyorsan, bir mülakata hazırlanıyorsan, bir herhangi bir performans ölçümüne tabi tutulan bir alanda bir hazırlık yapıyorsan, her zaman derim ki bu alanı çok iyi tanımak zorundasın. Arkadaşlarım bakın, hocalarım da var, diğer branşlardan hazırlanan öğrencilerim, öğretmenlerim de var. Siz neye girdiğinizi bilmeden, KPSS'nin nasıl bir sınav olduğunu bilmeden arkadaşlar, istediğiniz kadar ders çalışın, doğru bir program yapamazsınız. Önce rakibinizi tanıyacaksınız. ÖSYM nedir? KPSS nedir? ÖABT DİKAP sınavı nedir? Kaç soru gelir? Yüzde kaç puanımı ben o alandan alırım? Bunları bilmemiz gerekiyor. Şimdi yüzeysel bir tablo hazırladım. Bunun üzerinden geçelim istiyorum. Birçoğunuz eminim ki, umut ediyorum ki bunları biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ama içinizde ilk kez hazırlanan öğrencilerim, henüz üçüncü, ikinci ya da dördüncü sınıfta olan, KPSS ile yeni tanışacak olan, belki seminerimizin de vesile olacağı öğrencilerim vardır diye kısaca geçeceğim. Arkadaşlar, KPSS çiftli yıllarda lisans grubu için merkezi atamaların yapıldığı sınav. Yani genel kültür, genel yetenek lisans grubunda arkadaşlar, Türkçe'de toplam 30 sorumuz, matematikte 30 sorumuz, tarihte 27 sorumuz, coğrafyada 18 sorumuz, vatandaşlıkta 9 sorumuz ve güncel bilgilerde 6 sorumuz var. Eğer bir öğretmensen ve alanı olan bir öğretmensen, sadece KPSS'ye girmen yeter mi? Tabii ki de yetmez. Artı olarak eğitim birimleri sınavına gireceksin. 80 sorun var. Gelişim psikolojisinden 12 sorun. Genelde zorlanılır. Öğrenme psikolojisi 12 soru. Program geliştirme 12 soru. Rehberlik 12 soru. Ölçme ve değerlendirme 12 soru. Öğretim ilke ve yöntemleri 20 soru. ÖABT arkadaşlar, senin için bir öğretmensen en kritik noktadır. Çok iyi bir başarı göstermen gerekir ve toplamda 75 soru vardır. Kendi alanına yönelik konuların soru dağılımı değişir. Bir okul öncesi öğretmeninin sorumlu olduğu ders sayısıyla bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin sorumlu olduğu ders sayısı aynı değildir. Derslere düşen soru sayısı da aynı değildir. A grubu öğrencilerim vardı, Selena hocam gibi, farklı hocalarım gibi. Genelde gözü korkutan bir sınav olarak bilinir ama tam aksine arkadaşlar, atandığımızda çok mutlu olacağımız, kariyer basamaklarını adım adım hızlıca atabileceğimiz, maddi ve manevi kazancı çok yüksek olan bir sınav türüdür ve toplam 120 sorudan oluşur. Hukuk grubu 40 soru, iktisat grubu 40 soru, maliye grubu 40 soru ve muhasebe grubu 40 soru olacak şekilde ayrılır. Sesle ilgili bir problem yok değil mi arkadaşlarım? Hocam Türkçe'de çok sorun yaşıyorum. Eda hocam, bunlara da değineceğiz. Emin ol yalnız değilsin. Her öğrencinin mutlaka zorlandığı bir ders var arkadaşlar. Tamam, harika. Şimdi geldim. Bunlar puan türüne göre nasıl benim atamamı etkiliyor? Yani ben bir öğretmensem hocam, en çok neti nereden yapmam gerekiyor ya da bana sağlayacağı katkı nedir? Arkadaşlar, P3 puan türü dediğimiz puan türü, içimizde ziraat mühendislerim vardı. Parmak kaldırsınlar mühendislerim, hemşirelerim, fizyoterapistlerim. Çok güzel. Polislik yine aynı şekilde. Sizin atanmanızı sağlayan puan türü arkadaşlar, P3 puan türüdür. Bu puan türü KPSS lisans grubu içindir. %50 genel yetenek, %50 genel kültürden oluşur. İçimizde ön lisans öğrencilerim vardı, adalet mezunlarım, parmak kaldırsınlar. Ön lisansçılar parmak kaldırsın bakalım. Ön lisans ilahiyat, tıbbi sekreterlik Ayfer hocam, Selin hocam ben demiş, çok güzel. Çocuk gelişimi, diyaliz, çok güzel. Ön lisans öğrencilerim, sizin en yüksek puan almanız gereken puan türü P93 puan türü. Yine genel yetenek %50, genel kültür %50'si hesaplanıyor. Orta öğretimden giren arkadaşlarım var mı? Lise.
Ben lise mezunuyum hocam, sınava gireceğim diyenler var mı? Çok güzel. Eşenur, harika. Ben lise hemşirelik, çok güzel. Sağlık Meslek Lisesi mezunusun galiba. Senin de ve senin gibi diğer orta öğretimden giren öğrencilerimin de en yüksek puan alması gereken puan türü P94. %50 genel yetenek, %50 genel kültür. Peki arkadaşlar, içimizde felsefe öğretmenlerim, bilgisayar öğretmenlerim, müzik öğretmenlerim, görsel sanatlar öğretmenlerim var mı? Çok güzel. Tuğçe hocam, sen tarih öğretmenisin, senin alanın var. Alanı olmayan öğretmenlerim, felsefe çok güzel. Resim, sınıf öğretmenlerim var. Pazarlama ve perakende çok güzel. Arkadaşlar, alanı olmayan öğrencilerimin de hesaplanacak puan türü P10 puan türü. Yani bilgisayar, felsefe, görsel sanatlar, müzik öğretmenliği gibi. Burada %40 eğitim bilimleri, %60 GGK, %60 da ikiye bölünüyor. %30 genel kültür, %30 genel yetenek olmak kaydıyla. Halkla ilişkiler öğretmenliğim Sevgi hocam P10 GGK eğitim bilimleri. Senanur hocam, sınıf öğretmenliği P121. Alanı olan öğretmenlerim, az önce böyle tak 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 yazdınız ya, tarih, coğrafya, fizik, kimya, biyoloji, sınıf. Bunların hepsi için P121 puan türünüz hesaplanacak. ÖABT en önemli olan kısım %50, eğitim bilimleri %20, genel kültür, genel yetenek totalde %30, genel yetenek %15, genel kültür %15 olmak kaydıyla planımızı buna göre yapmalıyız. Muhasebe ve finansman Emel hocam P10'a giriyor. Özel eğitim Çiğdem hocam P10'a girer. Sosyal bilgiler Refika hocam P121'e girer. Memurluk Ecem hocam P3'e girer. Şimdi geldim A grubu öğrencilerime. Şimdi genelde A grubunda arkadaşlar bizim birçok kuruma atanabilmemiz için en popüler kullanılan puan türümüz P48'dir. P48 içinde maliye, muhasebe, hukuk ve iktisat derslerinin %20'şer katkısı olmak kaydıyla totalde %80 A grubundan puanımız hesaplanır. %20 genel kültür, genel yetenekten hesaplanır. Bunu da ortadan ikiye böldüğümde %10'u genel yetenek, %10'u genel kültürdür. Anlaştık mı? Sosyal hizmet Hilal hocam P3. Çok güzel. Anlaştıysak geçiyorum. Ömer hocam, senin sorunu yanıtlayayım. Hocam ben İlahiyat Fakültesi öğrencisiyim. KPSS eğitim birimleri alanımıza ayrı ayrı olacak olarak ne kadar süre vermemiz gerekir? Bizim alan dersleri çok var. Ömer hocam, yanlış hatırlamıyorsam senin alanının bir 13-14 tane falan dersi var. Çok var ve rakiplerin de çok güçlü bu arada. Dikap öğretmenlerim gerçekten çok başarılılar. Hepinizi tebrik ediyorum özellikle alanda. Burada bir stratejiye ihtiyacım var Ömer hocam. Yani sen bir profesyonel de destekle ilerle. Aksi takdirde bu kadar kalabalık olan bir alanda fark edici bir başarıya ulaşmakta zorlanabilirsin. Tamamdır. Şimdi geldim. Bu sınavlarda, şimdi sınavı tanıdım. KPSS nedir dedik. Ben kendi alanımda hangi puan türü, hangi kategoride yüzde kaç puanım hesaplanıyor, totalde yüzde kaça tekabül etmem gerekiyor, bunları yanıtladım. Peki arkadaşlar, şimdi ben çiftli yıla giriyorum. Çiftli yıllarda her zaman daha kalabalık, daha yoğun bir talep görür ÖSYM KPSS sınavları. Çünkü ön lisans sınavı mesela tekli yılda yoktur. KPSS lise sınavı yoktur. KPSS alanı olmayan öğrencilerin girdiği P3'ten atanabilecek öğrencilerin sınavı yoktur. Yani ben en yakın tarih 2022 verilerini aldım. Çünkü 23'ü almamız doğru olmazdı arkadaşlar. 23 tekli yıl, 24 çiftli yıldı. 22'li ve 24'ü kıyaslayacağız. En son yapılan 2024 sınavında sınava giren adayların ortalama sayıları arkadaşlar devasa ve bu artış gösterecek bakın. Özellikle bu veriyi bu sisteme, yani bu şekilde bilgisini aktarmak istememin sebebi biraz sizde farkındalık yaratmaktı. Çünkü bazen şu yanılgıya eminim siz de düşüyorsunuz arkadaşlar. Çekilmişiz gibi, sanki sadece ben hazırlanıyorum. Ay hocam iyiyim, hoşum, güzel gidiyor, harika. Ama bu güzel gidiş 1 milyon 180 bin 552 kişiden daha mı güzel?
Bunu kıyaslamanı istiyorum. Bak her zaman aklımda bu cümlem kalsın. Mesela lisansta en son 1.180.552 kişi bu sınava girdi. Ön lisansta 1.159.000 kişi bu sınava girdi. KPSS orta öğretimde 912.397 kişi bu sınava girdi. Ortalama 4 milyon kişi 2022 yılında KPSS'ye girdi ve bu sayı artacak. Arttıkça benim yapmam gereken çalışmanın verimliliğini arttırmam gerekiyor. Zorundayım, kazanmak için bunun zorundayım. Anlaştık mı? Lisans mezunuysan, evet hocam. Lisans mezunuysan orta öğretime daha alt kategoridekine giremezsin. Bu sene çok daha fazla kişi girecek hocam. Binler hocam, evet benim de öngörüm o. O yüzden yaptığınız çalışmanın üstüne çıkmak zorundasınız arkadaşlar. Bu sene artık işi şansa atmak yok. Riske bırakmak yok. Şimdi geldik. Sınavı tanıdık. Biraz artık girizgahımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi sizin çok keyif alacağınızı düşündüğüm bir test hazırladım. Daha dönemin başındayız. Diyeceksiniz ki Tuğba hocam bismillah. Daha dönemin başındayız. Ne atanması bu diyeceksiniz eminim. Ama insan hayal etmediği şeyi yaşayamaz arkadaşlar. Önce hayalle başlar. Önce harekete geçeceksin. Kendini o listede adını soyadını göreceksin. Önce bunu hayalinde göreceksin. Sonra yaşamına geçecek. Hazır mıyız? Atanma testi yapacağım size. Hazır mıyız? Herkes atanma testine hazır mı? Hadi bakalım. Hazır olmadan başlamayacağım bak. Herkes hazırım yazsın. Tamam. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar bu soracağım soruları yanınızda eğer bir not kağıdınız varsa ya da telefonunuzun işte bir not kısmını da açabilirsiniz. Evet ya da hayır şeklinde not almanızı isteyeceğim. Sonra evetleri toplayacağız, sonra hayırları toplayacağız arkadaşlar. Şimdi birinci sorumu soruyorum. Herkes hazırsa. Verimli çalışma yöntemini biliyor musun? Evet mi, hayır mı? Buraya da yazabilirsiniz, not da alabilirsiniz. Hayır, hayır, hayır. Bilen yok mu? Evet diyor Merve hocam. Selin hocam da evet diyor. Hayır, kesinlikle hayır diyor. Hayır bilmiyorum. Evet, hayır, hayır, hayır. Tamam, notumu aldım. Geldim ikinci soruya. Unutma hızını biliyor musun? Kaç günde unuttuğunu biliyor musun? Evet, hayır. Evet, hayır. Yine hayırlar havada uçuyor maşallah arkadaşlar. Hayır. Saniyede unutuyorum diyor Kübra hocam. Çok çabuk unutuyorsun. Hayır tabii ki. Evet biliyorum çabuk unutuyorum. Geldim üçüncü soruya. Senin için hangi konunun hangi öncelikte olduğunu biliyor musun? B12 eksikliğim var diyor. Hocam evet o unutma yapar. Ona ek takviye alman gerekebilir. Hayır. Hocam çok çalışmama rağmen verim alamıyorum. Bu benim o kadar çok duyduğum ve gördüğüm bir şey ki geri bildirim ki. Maalesef bilmiyoruz diyor Sümeyra hocam. Sümeyra hocam üzülme. Bunların hepsinin yanıtını vereceğim. Sen hiç canını sıkma hocam. Bunun için buradasın. Yanlış çalışıyorum hep. Aa, doğru çalışacağız artık. Tamam. Geldim dördüncü soruya. Odaklanma düzeyini biliyor musun? Evet, hayır. O ne ki diyor. Binnur hocam o ne ki? Odaklanma düzeyi ne ki? Dikkat dağınıklığı. Hayır, maalesef %60. Odaklanma sorunum var biliyorum ama düzeyini bilmiyorum diyor. Evet de aklıma bir şeyler geliyor diyor. Tamam. Bir günde kaç saat ders çalışman gerektiğini biliyor musun? Hocam benim şu kadar saat çalışmam gerekiyor. Ben eminim. Bu kadar saat çalışırsam atanacakmışım. Hayır. 4 saat, 8 saat, 7 yeterli gibi. Bak gibi bile orada bir netlik olmadığını gösteriyor hocam. Net. Net yanıt istiyorum. 13 saat. Diğer hocam ne yaptın ya? 13 saat ders çalışılmaz. Hocam sürekli uykum geliyor. 24 saat. Net değil. Evet. 6 saat. 25 saat anca anlarım hocam.
Çalıştığım için 3 saatten fazlasını yapamıyorum. Odaklanamıyorum diyor. Tamam. Geldim son soruya. Atanmanızı ya da atanmamanızı sağlayacak son soruyu soruyorum. Hazır mıyız? Hangi konuda, hangi seviyede olduğunu biliyor musun? Hayırlar, yine havada uçuşuyor arkadaşlar. Hayır, bilmiyorum. Kesinlikle hayır. Hayır. Az çok biliyorum diyen var. Evet de diyenler var. Hocam hepsine hayır dedim. Çıkayım mı seminer? Hayır, hepsine hayır dediysen aksine seminerde sen kal hocam. İlk defa katılıyorum ve sayısalcıyım. Maalesef hayır. Tamam. Şimdi evetleri, hayırları bir köşeye yazdık ya arkadaşlar. 10 saat çalışıyorum ama verimim 3 saat neredeyse hocam. Gamze hocam, çalışma yöntemini değiştirmelisin. Yanlış çalışıyorsun. Çünkü 10 saatlik çalışmanın sadece 3 saati verimli olamaz. O kadar çalışmana gerek olmayabilir. 6 hayırla beni uğurlayın. Hayır Melis hocam. Aksine hayır diyen öğrencilerimin benim vereceğim bilgilere daha çok ihtiyacı var. Ben atanacakmışım. Hoşça kalın. Merve hocam. Harika. Şimdi geldim arkadaşlarım. Eğer evetlerimiz çoksa arkadaşlar, tebrik ediyorum. Siz bu işin sırrını çözmüşsünüz. 2024'te çok yüksek ihtimalle atanırsınız. Ama hayırlarınız çoksa endişelenmeyin, üzülmeyin, kaygılanmayın. Aksine bu seminerde kalın ve can kulağıyla beni dinlemeye devam edin. Çünkü bu formüllerin hepsini açıklayacağım. Birçoğumuzun hayırları çoktu. Hocam kendimi bildim bileli hazırlanıyorum. Evet çok çıktı. 3 evet 3 hayırsa ne olacak hocam? Özgü hocam demek ki tam garantide değilsin. Tamam. Şimdi geldim arkadaşlar. Bu sınavı yani KPSS bütün öğrencilerim için söylüyorum. Bu verdiğim bilgi genel. A grubu, orta öğretim, lisans ya da ön lisans, öğretmenlik branşlarım, alanı olanlar olmayanlar. Hepsi beni can kulağıyla dinlesin. Arkadaşlar sınavda başarılı olmak için, kazanmak için bu söylediğim şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu bilmeden yola çıkmayın. Bir, mevcut seviyeni bilmek zorundasın. Ben seviyemi biliyorum diyen var mı? Hocam ben seviyemi ölçtüm. Seviyem şuymuş benim. Nasıl bileceğiz onu da açıklayacağım Binnur hocam. Hayır bilmiyorum, hayır. Seviyemizi nasıl bulacağız? Bu seminere katılan öğrencilerime seviyelerini tespit etmesi için arkadaşlar her birinize sistemimizdeki seviye belirleme sınavlarımızı hediye edeceğim. Seminerin sonuna kadar kalın, linki atacağım size. Değişkenlik gösterebilir. Türkçe konuları idare eder de sayısal berbat. Evet. Oley. Sisteminizi açacağım Oğuzhan Hocam. Ne demek? Rica ederim. Şimdi seviyeni bilmeden yola çıkamazsın, değil mi? Çünkü hangi seviyede olduğunu bilmek zorundasın. Seviyeni bilmeden arkadaşlar bak ne yaptığın çalışma verimli olur. Ne neyi çalışacağını bilirsin. Ne nasıl çalışacağını bilirsin. Ne kadar çalışacağını bilirsin. Mevcut seviyeni bilmen en birinci kural. Bunu yaz bir köşeye. Seviyemi öğreneceğim. Birinci ödevim bu. İki, verimli ders çalışma yöntemini keşfetmelisin. Arkadaşlar verimli çalışma sizce nedir? Hani hep böyle bütün öğretmenler söylüyor, uzmanlar söylüyor, psikologlar söylüyor. Verimli, verimli, verimli. Verim sizce nasıl kazanılır arkadaşlar? Sadece beyin fırtınası yapalım. Verim dediğimde sizin aklınıza nasıl bir çalışma geliyor? Çok merak ediyorum. Ay hocam ne sorsanız bilmiyorum ben. Merak etme Binnur hocam. Bunun için buradasın. Seminer sonunda en çok sen bileceksin. Benim verimim karşımdaki birini anlatmak. Az ve öz düzenli çalışmak diyor. Gerçekten anladığım zaman verimi aldığımı düşünüyorum. Gülben hocam diyor ki çok çalışmak değil öz çalışmak. Güzel. Akılda kalıcı mantığa yatan demek diyor Seda hocam. Öz çalışma, çok değil yerinde çalışma. Hocam çalıştığın şeyin kalıcı olması bence verimlilik diyor Refik hocam. Doğru. Kısmen doğru. Kardelen hocam diyor ki testlerin hepsinin doğru çıkması. Bizim analiz testlerimizden bahsediyor olabilirsin hocam. Kesinlikle %100 doğru. Yapay zekanın patentli analizleri çünkü. Sindirilmiş çalışma, verim, düzenli ve programlı çalışma. Herkesin farklı öğrenme yöntemi vardır. Bunu bulabilmek. Sümeyra hocam harikasın. Sen büyük bir ihtimalle bizim kayıtlı öğrencimsin hocam.
Teyitli öğrencimiz misin Sümeyra Hocam? Ben seni tanıyor gibiyim. Pozitif dönüt aldığımızda hangi saatlerde verim aldığını bilmek çok güzel. Arkadaşlar hepiniz çok haklısınız. Hepinizin değindiği nokta kesinlikle çok doğru. Ama verimli çalışma bu maddelerden ibaret değil. Biraz daha genişi, biraz daha kapsamlısı. Onu da nasıl tespit edeceğiz? Onu da göstereceğim, onu da söyleyeceğim size. Üç, sınava ne kadar zaman kaldığını bilmelisin. Şu an henüz akademik takvim açıklanmadı ama ortalama arkadaşlar sınavımız lisans grubu için Temmuz ayında olacağını düşünürsek Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz yaklaşık 10,5-11 ayımız var arkadaşlar, değil mi? Lise mezunları için daha uzun bir süre var. Ön lisans mezunları için daha uzun bir süre var. Bunu bileceksin. Yani senin o her gün çeltiğin olacak. Bugün bir adım daha yaklaştım. Bugün 100 gün kaldı. Bugün 90 gün kaldı. Bugün 13 gün kaldı. Bunu bilmen lazım. Sen süreyle yarışıyorsun. Zamanı kesinlikle tutacaksınız arkadaşlar. Bu çok önemli bir kural. Diğer faktör de, diğer bilmemiz gereken maddelerden bir tanesi de günlük ders çalışmaya ne kadar süre ayırabileceksin? Mesela günde 5 saat çalışıyorum diyen var mı? Günde 10 saat çalışıyorum diyen var mı? 0 saat hocam. Bugünden sonra çalışmaya başlayacaksın Bilnur hocam. Ben sana bunun sözünü veriyorum. 7 saat, 10 saat, 3 saat civarı söz veriyorum ben de. Bilmiyorum hocam harikasın. 12 saat, 5 saat. Arkadaşlar burada gelen yanıtların farklılığını görüyorsunuz değil mi? Mesela biri diyor ki hocam 12 saat. Biri diyor ki 3 saat. Biri diyor 5 saat. Şimdi bu öğrenciler hepsi aynı sınava girecek, doğru mu? Aynı sınava gireceğiz. Okey miyiz burada? Ama biri 10 saat çalışıyor. Biri 5 saat çalışıyor. Biri diyor ki hocam vaktim yok, 2 saat çalışacağım. Nasıl biz aynı sınava gireceğiz? Nasıl aynı başarıya ulaşacağız? Ya da acaba arkadaşlar bize öğretilen bu yanlış bilgiyi biz hala kanıksıyor olabilir miyiz? Çok çalışan kazanır. Çok çalışan kazanır. Çok çalışan kazanır. Buradaki çokluk ne? Süre. Değil mi? Hepimizin aklına bu geldi mi? Geldi. Bu doğru değil arkadaşlar. Süreyle yarış olmaz. Saat olarak çok çalışan kazanır hocam. İşte ay olarak çok çalışan kazanır. Gün olarak çok çalışan kazanır. Hayır arkadaşlar. Bu sınav çok çalışanların değil, verimli çalışanların kazanabildiği bir sınavdır. Bir kere süreyi alıp bir köşeye koyacaksın. Süre senin yarışabileceğin bir alan değil. Çünkü herkesin çalışabileceği süre aynı değil. Benim sorumluluğumla Bindir hocamın sorumluluğu aynı olamaz. Değil mi? Sümeyra hocamın sorumluluğu aynı olamaz. Üç çocuk annesi olan bir öğretmenimin ayırdığı süre, örnek veriyorum Ahmet hocamın ayırdığı süreyle aynı olamaz. İstediği kadar aynı sınava girsin, aynı süreyi zaten ayıramaz ki buna gerek de yok. Mehmet hocam, WhatsApp linki ileteceğim seminerin sonunda. Lütfen seminerin sonuna kadar kalın. Ortalama ne kadar olabilir diyor Tuğçe hocam. Tuğçe hocam, işin garibi ne biliyor musun? Bunun bir ortalaması yok. Bunun sana özel çıkan bir sonucu var. Bunu nasıl hesaplayacağımızı da göstereceğim. Yani biz öyle bir sistem geliştirdik ki hocam, senin günde kaç saat çalışman gerektiğini sana özel hesaplıyor. Benim kaç saat çalışmam gerektiğini bana özel hesaplıyor. Ceylan hocam diyor ki evliler bıraksın zaten. Hayır hocam, asla 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 evlilerin ben eminim ki daha çok atanmaya ihtiyacı var. Bırakmıyoruz arkadaşlar. Evli de olsak, bekar da olsak, anne de olsak, olmasak da bu bizim idealimiz. Kendimiz için yapacağız zaten. Ben de evliyim hocam diyorlar. Hocam nereden hesaplanıyor? Göstereceğim Refik hocam. Gülsün hocam, sen bizim kayıtlı öğrencimizsin sanıyorum. İsmin tanıdık geldi. Kayıt altına alınacak bu seminer. Kesinlikle katılıyorum size hocam diyor Dilan hocam. Hocam bana katıl. Gerçekten yanlış yönlendirmem size. Çok güzel enerjiniz var hocam. Elif hocam çok teşekkür ediyorum. Eminim hepinizin enerjisi en az benim kadar güzeldir ve yüksektir. Çünkü enerjiye ihtiyacımız var arkadaşlar. Şimdi geldim en son maddeme. Sınavı ve kendini çok iyi tanımalısın. Az çok sınavı tanıdık.
Şimdi biraz kendimizi tanıma kısmına geleceğiz arkadaşlar. Çünkü bakın burada yaklaşık 500 öğrenci var ve bu 500 öğrencinin 500'ü de ayrı bir dünyada, ayrı seviyede, ayrı sorumlulukta, ayrı yaşlarda, ayrı bölümlerde, ayrı bir mentalitede, ayrı bir psikolojide. Düşünsene, sen kendini tanımak zorundasın. Sen bir başkasının özelliğine göre bir programla çalışabilir misin arkadaşlar? Birinin ayakkabısı sana olmaz. Birinin giysisi de olmaz. Bu kolye mesela bende durduğu gibi bir başkasında durmayabilir. Niye? Bu bana özel. Ben seçtim ya da ben yapmış da olabilirim. Program da size özel olmalı arkadaşlar. Kendini tanımak zorundasın. Şimdi geleceğim kendini nasıl tanıman gerektiğine. Hocam seminer bitene kadar chat'i kapatsak çok dikkat dağıtıyor. Rüveyda hocam olabildiğince içerikle ilgili olan soruları yanıtlıyorum. Siz bana odaklanın, chat'e bakmayın hocam. Ben buradayım. Hocam YouTube'da tek bir ders videosu izleyip notunu alana kadar 3 saat geçiyor. Elif hocam bu zaten doğru bir yöntem değil. Bundan vazgeç. Sakın vakit kaybetme. Şimdi geliyorum bak sırrına. Hazırsak devam ederim. Size bir soru. Öğretmenlerimden öncelikle cevap bekliyorum. Herkes yanıtlayabilir. Arkadaşlar sizce tarih şimdi son günlerde zorlaşan, son yıllarda böyle biraz zorluk derecesi, popülaritesi artan bir ders. Çok da fazla soru geliyor, 27 soru geliyor. Ve sizce önemli olan standart sapması yüksek olan tarih dersi için bir öğrenci konu anlatımı mı yapmalı? Yoksa direkt soru çözümümü yapmalı. Herkesten yanıt bekliyorum. Oo harika bir katılım var. Müthişsiniz. Akıyor yanıtlar, yetişemiyorum. Konu artı soru. Önce konu sonra soru. Konudan sonra soru. Konu üzerine soru. Bol soru çözümü. Konu ardına soru. Her ikisini de diyor Yusuf hocam. 25 netim vardı konu. Evet. Konu anlatımı gerekti. Sonra pekiştirmek için soru çözümü. Arkadaşlar ne kadar güzel yanıtlar veriyorsunuz ya. Bayıldım hepinize. Önce konu sonra soru. Politik bir yanıt. İkisi de. O da kırılmasın, bu da kırılmasın. Konu çalışırken çok dağılıyorum. Önce konu sonra soru. Konu peşine soru çözümü. Şimdi bunun yanıtını merak ediyor musunuz arkadaşlar? Bunun bir yanıtı var bu arada. Eğer hazırsak yanıtını vereceğim. Kişiye bağlı. Selin hocam, tebrik ediyorum. Almak istediğim yanıt buydu. Bu sorunun cevabı senin için farklıdır, benim için farklıdır, Selin hocam için farklıdır, Yusuf hocam için farklıdır. Burada temel kıstas ne arkadaşlar? Senin tarih dersindeki seviyen değil mi? Mesela iki öğrenci örneği vereceğim. İki öğrenci örneği vereceğim. Arkadaşlar KPSS strateji işi ve stratejiyi kişiye özel uygulamak zorundasın. Ben geçen yıl sınava girdim. Tarihte 25 netim var. İki soru kaçırdım. Benim soru çözmem yeterli olur. Okey miyiz burada? Değil mi? Bak iki öğrenci tipi. Biri benim, biri de başka bir öğrenci olacak. Burada hemfikir miyiz? Ben geçen yıl sınava girdim. 25 net yaptım. Çok çalıştım. Tarihim çok ileri düzeyde. Benim bu sorunun cevabı bana göre direkt soru çözümü. Ama ilk kez giren öğrencim kim? El kaldırsın. İlk kez ben bu sınava gireceğim hocam. Hiçbir şey bilmiyorum. Çok güzel. Sedef hocam. Senden örnek vereceğim izin olursa. Sedef hocam için bu sorunun cevabı konu anlatımıdır. Bakın arkadaşlar iki öğrenciyi gördük mü? Biri ben tecrübeliyim ve soru çözmem yeterli. Çünkü gereken çalışmayı yapmışım. Ben artık ileri level'a gelmişim. Ama Sedef hocam bu sorunun yanıtını ben de soru çözeceğim hocam. Ben seni taklit edeceğim. Sen doğru yapıyorsundur. Ben de buradan başlayacağım derse ne olur arkadaşlar? Kaybeder. Yani bu sorunun yanıtı sana göre farklıdır, bana göre farklıdır. Burada neyi bilmen gerekiyor? O derste sahip olduğun seviyeyi.
O yüzden eğer ki tarih dersinde başlangıç düzeyindeysen konu anlatımıyla başlaman gerekiyor. İleri ve üst düzeydeysen direkt soru çözmeyle devam etmen senin ihtiyacını karşılar. Arkadaşlar sorularınızı bu arada seminer sonunda da yanıtlayacağım. Yanıtlamada olarak düşünmeyin, biriktirin biraz da sorularınızı. Hocam en son 5 yıl önce girdim unuttuk, o yüzden konu tekrar yapmamız lazım. Emel hocam ben sana bir şey söyleyeyim mi? 5 yılda o kadar çok şey değişti ki tekrar değil, belki de seni bir sınava alsam hocam SBS'ye başlangıçta çıkabilirsin. Direkt sıfırdan konu anlatımıyla çalışmaya ihtiyacın olabilir. Şimdi geldim. Dediniz ya hocam senin için farklı, Selin hocam için farklı, Sedef hocam için farklı. Peki bu benim için ne? Benim için nasıl ölçeceğim? Ben mesela tarihte sorumu çözeyim, konumu çalışayım ya da matematikte, Türkçe'de, tarihte, coğrafyada. Arkadaşlar bizim sistemimizdeki içimizde kayıtlı öğrencilerimiz de var. Şu an bu garanti öğrenme modelinden, bizim sistemimizden faydalanan öğrencilerimiz de var. Biz öğrencilerimizin kayıtlarını alır almaz her ders için ayrı ayrı öğrencilerimize seviye belirleme sınavlarını alıyoruz. Buradaki amacımız ne arkadaşlar? İhtiyaç tespiti. Sen ne çalışacaksın? Sen tarihte konu mu çalışacaksın? Soru mu çözeceksin? Matematikte tekrar mı yapacaksın? Ön hazırlık mı yapacaksın? İşte bunların yanıtı nerede arkadaşlar? Seviyenizin ölçümünde. Bizim sistemimize kayıt olduğunuzda biz sizin bütün derslerdeki seviyelerinizi tek tek ölçeceğiz. Ve hangi seviyede çıktıysan seviyene uygun çalışmayı yapay zeka sistemi sana özel olarak yaptıracak. Yani her şey sana özel, senin seviyene özel bir şekilde planlanacak. İstikrarlı bir şekilde nasıl ilerleyebilirim? Ceylan hocam onun da yanıtını vereceğim. Merve hocam siz sadece beni dinleyin. Sorulara odaklanmayın. Soruları toplu bir şekilde arkadaşlarım yanıtlayacağım. Herkes dikkatini lütfen bana versin, chat paneline değil. Anlaştık mı? Dikkatiniz bendeyse devam ediyorum. Binnur hocam. Hocam ben kaydolmak istiyorum. Seminer sonunda bu konuda da bilgi verebilir misiniz? Vereceğim hocam. Özelde bir indirim kodum var. Yardımcı olacağım. Bekleyin. Seminer sonunu bekleyin. İsmet hocam, ders çalışma programını oluşturabileceğin sistemi anlatıyorum şu an. Can kulağıyla kulağın bende olsun. Sen hiç merak etme. Strese, kaygıya yer yok. Soruları toplu olarak yanıtlayacağım. Herkes dikkatini bana versin. Anlaştık mı? Yanıtlayacağım. Yanıtlanmadık sorunuz kalmayacak. Merak etmeyin ben buradayım. Konuşmayı da çok seviyorum zaten fark etmişsinizdir. Sizin için buradayım, sıkıntı yok. Hepimiz buradayız. Şimdi kayıt olduğunuzda arkadaşlar seviyenize göre diyelim ki matematikte senin seviyen temel çıktı. Yani matematiğim kötü dedin. Selver hocam senden örnek veriyorum. Senin matematiğin kötü ve temel çıktın. Bizim sistemimiz sana ne yaptıracak hocam? Senin matematikte seviyen temel olduğu için ön hazırlık yaptıracak. Diyecek ki Selver, senin matematikte ilerlemen için temeli kuvvetli oluşturman gerekiyor. Temel için ne yapacaksın? Ön hazırlık. Başka bir derste seviyen ileri çıktı. Vatandaşlık. Geçen yıl çok güzel çalıştın. 9'da 9 yaptın. Netlerin çok yüksek. Ve bu yılki sınavda da bunu yaptın. Seviye belirleme sınavında. Üst level'dasın. Yapay zeka sistemi sana ne yaptıracak? Diyecek ki Ahmet, matematikte seviyen üst level'da, bu derste orta ve zor seviyede soru çözeceksin diyecek. Yani senin seviyen hangi düzeyde ise ihtiyacını karşılayacak yöntemde seni ders çalıştıracağız. Her şey sana özel planlanacak. Şimdi geldik, karşımızda tatlı mı tatlı Leyla'mız var. Leyla ve arkadaşlarım, tanıştırayım sizi. Şimdi arkadaşlar Leyla'nın bir derslerdeki seviyesine bakalım. Bugün burada trik noktamız seviye ya. Seviyeme göre nasıl çalışacağım ya. Alın size seviye. Leyla'nın seviyesini ölçtüm. Onu seviye belirleme sınavına aldım arkadaşlar. Ve Leyla'nın seviyesi matematikte temel çıktı. Ne yapması gerekiyor? Ön hazırlık. Türkçe'de üst seviyede çıktı. Ne yapacak? Soru çözümü. Tarihte başlangıç düzeyinde çıktı.
ne yapması gerekiyor? Konu anlatımı çalışması gerekiyor. Coğrafyada ileri seviyede çıktı. Ne yapacak Leyla coğrafyada? Kolay ve orta seviyede soru çözümü yapacak. Vatandaşlık da orta seviyede çıktı. Leyla vatandaşlıkta ne yapacak? Tekrar yapacak. Yani Leyla'nın her derste seviyesine göre yapacağı çalışmanın türü bile farklı. Düşün bak, Leyla bile 5'e bölünüyor. Sen kaça bölüneceksin? Öğretmenlerim, eğitim bilimleri için ayrı ölçeceğiz. ÖABT için ayrı ölçeceğiz. A grubu öğrencilerim, A grubundaki maliye, muhasebe, iktisat, hukuk hepsi için ayrı ölçeceğiz. Ve diyecek ki sistem, İsmet hocam sen maliyede temel seviyedesin. Senin ön hazırlık yapman gerekiyor. Gel ben sana bu ön hazırlığı yaptırayım diyecek. Yani her şeyi senin yerine sistem düşünüyor. Ve seni tanıyor. Bunun için zaten ilk adımda seviye belirleme sınavına girmek zorundasın. Seminerin sonuna kadar kalan arkadaşlarıma ben seviye belirleme sınavımızın linkini atacağım. Bu seviye belirleme sınavını size hediye edeceğim arkadaşlar. Kalın. Sonunda çok güzel bir sürprizim var. Mehmet hocam, kayıt altına alınacak. YouTube kanalımızdan tekrarını izleyebilirsin. Olabildiğince chat paneline bakmamaya çalışıyorum. Siz de bakmayın arkadaşlar. Dikkatiniz bende olsun. Anlaştık mı? Devam ediyorum. Şimdi bu seminer sonunda zaten seviye belirleme sınavı linkini paylaşacağım ben sizin için. Ama öncesinde seviyeden sonra sahip olmam gereken özellikler, dikkat etmem gereken başlıklardan da kısaca bahsetmek istiyorum. Gelin bakalım. Şimdi seviyene göre hangi türde çalışmalar yapacağını keşfettin, doğru mu? Kayıt olduğunda sistem bunun karnesini sana çıkardı. Artık burada kafan rahat. Artık ben bunu mu çalışacağım? Konumu çalışacağım? Sorumu çözeceğim? Denememi çözeceğim? Hepsinde sıfırdan mı başlayacağım? Hepsinde ileriden mi başlayacağım? Tamam, bunları artık aştık. Binnur hocam diyor ki ay daha ne yapacağız? Binnur hocam, başarı o kadar öyle kolay değil. Daha yapmamız gerekenler var. Ama en kritik noktayı aştık, merak etme. Seviyeni belirledikten sonra, hangi çalışmayı yaptığını belirledikten sonra sırada kolay adımlar kaldı. Atanacaksın hocam. Ne dedik? Biz ne anlaşma yaptık? Olumsuz yargı istemiyorum. Olumsuz ifade istemiyorum. Bugün bu seminerde olan herkes atanmayı sonuna kadar hak ediyor. Atanacağım ben diyeceğiz. Tamam mı? Şimdi geldim sınavları kazanmak için diğer olmazsa olmaz maddelerimize. İptal. Atanacağım. Tamam. Songül hocam linkini seminer sonunda paylaşacağım. Şimdi seviyemi ölçtükten sonra öğrenme karakterimi keşfetmem gerekiyor demiştim ya arkadaşlar. Her öğrenci aynı düzeyde öğrenmez. Sen görsel algıları kuvvetli bir öğrenci olabilirsin. Ben işitsel algıları kuvvetli bir öğrenci olabilirim. Öğrenme karakterini keşfedeceksin. Bunu da halledeceğiz. Merak etmeyin. Bunu da nasıl yapacağımızı ben göstereceğim size. Sonra artık seviyemi ölçtüm. Öğrenme karakterimi de ölçtüm. Sırada ne kaldı arkadaşlar? Ne diyorum ben sabahtan beri? Program. Programsız başarıya ulaşamazsın. Ama program sana özel olmak zorunda. Kişiye özel. Bunu biz nasıl hazırlıyoruz? Bunu da anlatacağım arkadaşlar. Ve programı yaptın. Bunun bir takibi olmak zorunda. Programı ilerletmek zorundasın. Sürekli devam ettirmek zorundasın. Bir hafta uyudun, bir hafta uyumadın. Bunları yapmaman gerekiyor. Değil mi? Şimdi peki şunu dediğinizi duyar gibiyim. Hocam tamam, seviyeyi okey hallettik de ben nasıl öğrendiğimi nereden bileceğim? Kayıtlı öğrencilerim bu sayfayı çok iyi biliyorlar. Çünkü bu analizlere girdiler. Binnur hocam bunun da linki var. Bunu da atacağım. Kayıt olduktan sonra bunların hepsi zaten açılacak size. Arkadaşlar biz sizin öğrenme karakterinizi keşfetmek için ne kadar ders çalışırsanız çalışın bakın. Hatta seminerin başında bir öğrencim hocam 10 saat çalışıyorum ama 3 saat verim alıyorum. 7 saatim çöp dedi ya, ben de dedim yanlış çalışıyor olabilirsin. Aynı örnek bak. Ne kadar ders çalışırsan çalış yanlış yöntemlerle hedefinize ulaşamazsınız. Senin için doğru yöntem ne? Bunu tespit etmek zorundasın. Bir konuyu öğrenmek için önce kendi ders çalışma stilini keşfetmeli, kendi öğrenme yapını öğrenmelisin.
Nasıl? Bizim sistemimize teyit olduğunda arkadaşlar, bunu ölçeceğimiz özel patenti bize ait olan yapay zeka desteğiyle hazırlanmış eğitim analizlerimiz var. Buna gireceksin ve biz bu analizlerde senin öğrenme karakterin görsel mi, dokunsal mı, işitsel mi? Öğrenme yöntemin mantığa mı dayalı, ezbere mi dayalı? Zeka tipin sayısal mı, sözel mi? Öğrenme hızın çok mu yüksek, düşük mü? Unutma hızın yüksek mi, düşük mü? Dikkat dağınıklığı sorunun, hani Binnur hocam sormuştun ya odaklanma ne diye. Odaklanma problemin var mı, yok mu? Anlama oranın yüksek mü, düşük mü? Stres düzeyin yüksek mü, düşük mü? Ve buna dair bütün özelliklerini tek tek ölçeceğiz. Yani senin artık bir öğrenme karnen olacak. Diyeceksin ki arkadaşlarına konuşurken, aa biliyor musun Ayşe, benim öğrenme karakterim işitselmiş. Ben yıllardır boşuna yazı yazıyormuşum. Ben yıllardır boşuna dirsek çürütmüşüm. Ben aslında duyarak öğrenebiliyormuşum. Bunu diyeceksiniz arkadaşlar. Bu kadar önemli bu veriler. Senin yol haritanı doğru çizmen için kendini tanıman kesinlikle gerekli. Görsel zekam yüksekmiş benim. Çok merak ettim benimkini diyor. Binnur hocam, linkini bunun da paylaşırım. Hiç merak etme. Birlikte girer çözeriz. Çok güzel sistemmiş. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi artık öğrenme karakterimi keşfettim. Seviyemi de keşfettim. Şimdi ne kalıyor arkadaşlar? Program. Sınavı tanıdın mı? Bir, tanıdık değil mi birlikte? İki, kendimi tanıdım seviye ve öğrenme yapısı olarak. Ne kaldı? Artık bu verileri birleştir. Artık programın yapılması kaldı. Peki bu programı hocam ben nasıl hazırlayacağım? Hocam benim nasıl bir programa ihtiyacım var? Bu özelliklerin ölçüldükten sonra değerli öğretmenlerim, arkadaşlarım, senin ders çalışabileceğin bir süre var. Herkes az önce yazdı. 2 saat, 3 saat, 5 saat, 10 saat, 13 saat. Ayırabileceğin süre farklı. Senin ders çalışabileceğin süreye günlük kaç saat ayıracaksın? Buna göre sınava kalan zamana ne kadar zaman kaldı? Kaç hafta var? Senin seviyen çok mu temel, orta mı, ileri mi? Ne kadar uzaklıktasın hedefine? Bu verileri alarak sadece sana özel ders çalışma programını yapay zeka sistemiyle hazırlıyoruz arkadaşlar. Bakın bu sistem Türkiye'de ilk ve tek, sadece tek uzamda. Bizden başka hiçbir yerde yok, benzeri muadili yok. Üstelik bu programı yaptık, yetti mi? Hayır, sana özel günlük programın yapılacak ve her haftada öğrendiğin, öğrenemediğin, uyum sağladığın, uyum sağlayamadığın konulara göre de ders çalışma programını her hafta yapay zeka sistemi otomatik olarak yenileyecek. Yani sana kalan tek şey ne? Ders çalışmak. Programın hazır mı? Hazır. Dersin hazır. İçeriğin hazır. Neyi ne zaman tekrar edeceğin hazır. Hangi konuda soru çözeceğin hazır. Hangi konuda tekrar yapacağın hazır. Ne kalıyor sana? Ders çalışmak. Kazanmak için sadece doğru yere çalışacaksın, bizimle çalışacaksın. Mesela buradaki örnek programa bakalım. Programlarımız ücretli. Miyase hocam, Gizem hocam, ücretleri çok uygun. Tutar kısmında da yardımcı olacağım, özel bir indirim uygulayacağım. Seminerin sonunu bekleyin lütfen. Şimdi bu programa baktım. Bakın burası bizim örnek bir programımız değil mi? Mesela diyor ki, pazartesi günü 9'da 9.35 arasında Türkçe'de tekrar yap diyor. Tekrar neyin karşılığıydı? Hadi bakalım kimlerin hafızası kuvvetli? Burada ben nasıl ölçüyorum? Analize gelmeden ben sizin hafızanızı nasıl ölçüyorum? Arkadaşlar tekrar hangi seviyede yapılıyordu? Wow! Ya işte benim öğrencilerim böyle yanıt verir. Tebrik ediyorum. Tamam. Şimdi bak mola vermen gereken süreye kadar hesaplıyor. Peki size bir soru. Dikkat dağınıklığı olan bir öğrenci en fazla kaç dakika ders çalışabilir? Hadi bunu da yanıtlayın da birazcık daha gururlanayım. Yarım saat, 30, 25, 12, 10 dakika, 5 dakika, 20, 30. Maksimum arkadaşlar, bu bilimsel bir açıklama, en fazla taş çatlasın 35-40 dakika ders çalışabilir.
O yüzden dikkat dağınıklığı olan öğrencilerimizi biz ne canlı derslerde ne yapay zekanın özel çekilmiş videolarında onlara hazırladığımız programlarda asla blok ders çalışması yaptırmıyoruz. Bak senin dikkat dağınıklığına göre bile derslerin planlanıyor. Bu sistemde her şey sana özel. Serra hocam kendini zorlama. Çünkü emin ol o dikkatin dağıldıktan sonra yaptığın çalışma çöp. Verimsiz geçiyor. Verimli olmaz hocam. Peki, konu anlatımı hangi seviyede yapılıyordu? Binnur hocam, sen harikasın. Başlangıç. Temelde ne vardı? Ön hazırlık. Temel. Bakın, hep ben bunu anlatırken de kendi öğrencilerime de derim ki hocam binanın temeli için düşün. Temel için ne yaparsın? İşte bir şeyler kararsın. Hani temel oluşturacaksın. Bak binayı yapacaksın. Zemin olarak düşün de derdim temeli. Ön hazırlık. Temel için bir şeyler alçıyı falan kararsın. Temel, ön hazırlık, başlangıç konu. Peki tekrar zaten sormuştum. Soru çözümü ikiye ayrılıyordu. Neydi onlar? Biri kolay seviyede soru çözümüydü. Biri kolay ve ortaydı, biri zordu. Neydi? Üst düzey, Nurdan hocam. İleri ve üst. Harikasınız ya. Yani eğer derslerde de bu performansı göstereceksiniz, ben size kefilim. Siz bu sistemle kesin atanırsınız. Okey, geçiyorum. Şimdi ne kaldı? Seviyemi ölçtü bu sistem benim. Nasıl öğreneceğimi tespit ettik. Programı bana göre yaptım. Programı her hafta yeniledi. Ne kaldı? Artık beni takip etmesi. Performans. Biz performansı kayıtlı olan öğrencilerimizde arkadaşlar haftalık olarak ölçüyoruz. Performans takibi yapıyoruz. Ve bu takibi yaparken de bir dersin senin için önceliğini, haftalık o derse ne kadar çalışman gerektiğini, çalıştığında kaç puan kazanacağını ve nasıl çalışacağını bilmen gerekiyor ya. Bizim sistemimiz bunu senin adına biliyor. Ve bildiği için de arkadaşlar, bak senin haftalık olarak yaptığın, bize uyduğun ve uyamadığın noktalarda çalışmayı tamamladın ya da hayır çalışmayı tamamlamadın. Kaç puan kazandın bu hafta? 10 puan. Kaç eksik puanın var? 3 eksik puanın var. Çalışmalarını her hafta yapay zeka sistemi kontrol ediyor. Ve bu sistemde arkadaşlar nelere çalışıp çalışmadığını, hedefin için ne kadar puana ihtiyacın kaldığını, kalan zamanda hangi derslere nasıl çalışman gerektiğini detaylı bir şekilde yapay zeka sistemiyle kontrol ediyoruz ve yeni çalışma programını her hafta pazar günü güncel verilere göre tekrar hazırlıyoruz. Şu an senin sınavına 48 hafta olduğunu düşün. 48 kez kontrol edileceksin. 48 kez ders çalışma programın yenilenecek. Bunu sana kim yapabilir? Sen yapamazsın kendin. Öğrenci koçuyla çalışsan o da yapamaz. Rehberlik uzmanından destek alsan o da yapamaz. Bunu sadece yapay zeka sistemi yapabilir arkadaşlar. Hayır Betül hocam, 7.500 TL değil. Ayarlayacağız. Müyesser hocam, gruplarla ilgili de bilgi aktaracağım. Evet Fatma hocam, dershanede bu arada 7.500 değil, minimum 15.000'den başlıyor. Performansımı da ölçtüm. Arkadaşlar şunun rahatlığı olmaz mı sizce de? Şimdi her hafta mesela şu tabloya bir bakın. Türkçe'de tamamlandı diyor. Bak tamamlamadın. Yani senin eksikte bıraktığın yer belli. Kendin çalıştığında bunu belirleyemiyorsun ki. Ben nerede eksik kaldım? Nerede tamamladım? Nerede yarımım? Bak sorunu tespit etmek o sorunu çözdün demektir. Farkındalık önemli bir şey. Ders çalışırken dağılıyorsunuz arkadaşlar bakın. Seviyenizi bilmiyorsunuz. Nereden başladım belli değil. Nerede bitireceğim belli değil. Ne kadar çalışacağım belli değil. Bu sizi yıllardır yormadı mı arkadaşlar? Yani yorulmadınız mı artık böyle dene, yanıl, bir yorgunluk olmadı mı? Ümmü Gülsüm hocam, kayıtlı olan öğrencilerimize tabii ki rehberlik danışmanlığı yapıyoruz. Ben öğrenci koçuyum. Yıllardır öğrenci koçluğu yapıyorum. Ceylin hocam yüklenecek. Çok makul fiyatı var. Evet Özlem hocam. Ücreti ben ileteceğim.
Yordu hocam, yordu diyor Sümeyye hocam. Evet hocam, yordu. O yüzden daha fazla yorulmamanız için, 24'te atanmanız için bir engeliniz yok ki arkadaşlar. Kendini sisteme teslim et. Sadece günlük kafan rahat olsun. Sistemin yönlendirmesine uy. Bu kadar. Bu sistem garantili bir sistem arkadaşlar. %100 her gün çalışma programına uyduğunda hedef puanına ulaşamama, başarıya ulaşamama gibi bir riskin yok. Her şey sana özel planlanıyor çünkü. Anlaştık mı? Peki hocam, bu kadar devasa bir sistem. Ben kayıt olacağım. Kayıt olmak isteyen arkadaşlarım var, onlara yardımcı olacağım. Çok güzel bir indirim kaptım. Sizin için yöneticilerimle görüştüm. Bu seminerde olan, bu enerjiyi, yani bu böyle ortak sinerjiyi yakaladığım bütün öğrencilerim çok makul bir tutardan kayıt olacak. Ben size kefilim, ben atanmanızı istiyorum arkadaşlar. O yüzden sizin için daha sizi tanımadan bile belirli bir oranda indirim kodu aldım. Yardımcı olacağım. Ücretleri de ileteceğim. Hiç gözünüz korkmasın. Bu sistemin karşılığı bir ücret değil zaten. Bu sistemin karşılığı çok 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 yüksek fahiş tutarlar. Ama bizim amacımız artık para kazanmak, kazanç değil. Amacımız sizin kazanmanız. Peki hocam, bu sistem var. Bu kadar anlattınız, devasa bir sistem. Ben kayıt olduğumda başka nelerden faydalanacağım? Mesela gireceğim canlı derslerim olacak mı? Tabii ki olacak. Bütün branşlar için KPSS, lise, ön lisans, lisans, eğitim bilimleri, ÖABT, A grubu, KPSS'nin tüm kategorileri için kendi alanına yönelik, kendi seviyene yönelik canlı ders eğitimlerin olacak. Gündüz, akşam, hafta içi, hafta sonu. Peki hocam, ben çocukluyum, ben evliyim, ben çalışıyorum hocam, benim vaktim yok. Ya dersi kaçırırsam? Sorun değil arkadaşlar. Bu derslerin hepsinin tekrar videoları da olacak. Peki sadece ders yeter mi bana? Konu anlatımı? Hayır. Soru çözüm saatleriniz olacak arkadaşlar. Her konu sonunda. Tekrar saatleriniz olacak her konu sonunda. Her ünite sonunda konu tarama testleriniz olacak, check-up testi. Check-up testleriniz olacak. Hocalarımızın piyasada hiçbir yerde bulamayacağınız PDF indirilebilir ders notları olacak. Ve dönem boyunca devam edecek olan yapay zekanın bireysel sanal koçluğu artı toplu rehberlik seminerleri, bireysel rehberlik desteği de talep etmeniz durumunda olacak. Ve branşınıza yönelik Türkiye geneli online deneme sınavlarından da faydalanmış olacaksınız. Peki biz daha ne yapalım arkadaşlar? Bir öğrencinin kazanması için her şey tek özemde var. Yapay zekada var, bizde var. Siz kazanmak istiyorsunuz, biz kazandırmak istiyoruz. O zaman engelimiz ne? Hocam kaydımı alın. Bindir hocam. Yerime geçer geçmez, semineri bitirir bitirmez seni arayıp kaydını alacağım. Hemen ücretleri ileteyim ben size. Gülten hocam, kayıtlı öğrenciler için ayın 15'inde bir seminer yapılacak. O seminere katılın. Bu seminer kayıtlı öğrenci semineri değil. Program ücreti nedir? Hocam bu üçlü ders paketinin dışında bir fiyat mı? Hayır. Eğitime kayıt olan öğrencilere yapay zeka koçluk hediye. Buna ücret ödemiyorsunuz arkadaşlar. Hatice hocam, somut kaynak göndermiyoruz, dijital kaynaklarımız var. Şimdi geldim işin en güzel kısmına. Bu seminere katılan bütün öğrencilerim kayıt olacağı bütün eğitimlerde tamı tamına 400 TL'lik benden bir indirim çeki kazandı 15 Eylül'e kadar. Bu indirim çekini nasıl kullanacağım? Sistem yöneticisi arkadaşım, hemen gönder linki gelsin. Hemen gönder linki gelsin. Arkadaşlar, eğitimlerimizle alakalı gruplar, öğretmenler, günler, saatler ve diğer kategorilerle, yani burada yanıtlamadığım sorularla ilgili bilgi almak için, kayıt olmak için iletim linke bir herkes tıklasın. Hocam 100 kişiyi geçersek 500 olmasın mı? Olsun tabii ki de. Eğer 100 kişi aynı anda kayıt olursa bu indirim çekini 500'e çıkaracağım. Yoğunluk olabilir. O yüzden arkadaşlar. Gonca hocam, sadece yapay zekanın koçluğunu satın alabilirsin. Bu mümkün. Gönderdiğim linke tıkla. Bu sistemi satın almak istiyorum yaz. Dönüş yapacağız.
Herkes tıkladı mı linke? Ücretleri arkadaşlar çok uygun. Tıklayın. Sizi ben artı benim dışımda benim gibi görev alan öğrenci koçları onlarca arkadaşımız var. Onlar ulaşım sağlayacak. Merak etmeyin. Sizin ihtiyacınız olan eğitim programlarıyla alakalı 400 TL indirim çekinizle birlikte kaydınızı alacağız. Sizi de tek uzemli yapacağız. Bu yıl hepiniz atananlar listesine isminizi yazdıracaksınız arkadaşlar. Bu taktikleri bilen bir kurum, bu taktikleri bilen, bu şekilde size özel bireysel yaklaşan bir kurum tabii ki de arkadaşlar bu başarıyı hak ediyor. Bakın bu sistemle hazırlanan binlerce öğrenci var ve bu öğrencilerin yaklaşık olarak %90'ına yakını şu an atanma kontenjanında. Burada bir sihir yok, bir büyü yok, stratejiyi biliyoruz. Sizin de kazanmanızı istiyoruz. O yüzden kayıt olmanız gerekiyor. Herkes tıkladı mı? Eğer tıkladıysak, bu arada ben eğitim analizinin ve seviye belirleme sınavının linkini de göndereceğim size. Çok güzel. Çok güzel. Harika. Bakalım eğer ki 100 kişi aynı anda kayıt olursa indirim çekini 500'e çıkarıyorum. Çok güzel. WhatsApp'tan yazan arkadaşlarım, yoğunluğa göre ben dahil sizi ben de arayabilirim. Telefonu bir açarsınız, bir bakarsınız Tuğba Hoca beni aramış. Arayıp yardımcı olacağız, sorularınızı yanıtlayacağız, kayıt işlemlerinizi tamamlayacağız. Güler Hocam daha önce SBS yapanlar, yapanların SBS çözmesine gerek yok. İsmet Hocam A grubuna uygun seviye belirleme sınavı var ama sınavda kazanman için senin bu sisteme kayıt olman gerekiyor. Hocam sabaha kadar konuşmanız lazım bu insanla. Hiç sıkıntı değil Binler Hocam. Ben en çok faydayı seviyorum. Konuşmak benim en sevdiğim şey. Serenay Hocam gündüz ve akşam grupları var. Hayır Özlem Hocam burası Tek Uzem başka bir kurum değil. Tek Uzem'desin şu an. Link gelsin. Sistem yöneticisi arkadaşım. Öğrencilerim link gelsin diyor. Hadi linki gönderelim. Linki gönderelim. Geldi mi arkadaşlar link? Bir eğitim analizi linkini rica edeyim. Harikasınız. WhatsApp linkine tıkladık mı? Şimdi ücretleri sormak isteyen arkadaşlarım vardı. Ben ücret bilgisi de ileteceğim. Arkadaşlar, sistem yöneticisi arkadaşımın attığı link eğitim analizi sizin bugüne kadar kendinizde keşfedemediğiniz bütün özelliklerinizi ölçecek analiz. Ona da tıklayın. Üyelik yapmanız lazım eğer açılmıyorsa. Şimdi gelelim hocam bu kadar anlattınız da tutarlar ne? Belki gözünüz korkmuş olabilir bu arada. Hiç korkmayın. Ben eğitim programlarının tutarları ile alakalı sizi bilgilendireceğim. Hocam hazır açmışken de benim kaydımı yapalım. İlk ben kaydolayım. Binler hocam sana nasıl kayıt olacağını tarif edeceğim. Beni izle ve sayfadan kaydını yap. Ders kaydın için hayırlı olsun demek için seni ilk ben arayacağım. Söz veriyorum. Şimdi arkadaşlar tutarları bakın çok uygun. Attım Ayşegül Hocam yukarıda. Linklerin hepsi yukarıda. Müyesser Hocam çözdüysen çözmene gerek yok. Bak çok şaşıracaksınız. Lisans grubu, hemşirelerim, mühendislerim, polislerim gireceğiniz sınavın normalde tutarı 3.599 TL. Bu seminere katıldığın için çıp eksi 400'ü 3.199 lira. Bir yıllık yapay zeka destekli koçluk artı eğitim programının ücreti. Binder Hocam diyor ki inanamıyorum. Hocam bana da biri dese ben de inanmam. Nasıl yani derim. Peki bu tutarı tek seferde mi ödeyeceksin? Hayır. Eğer kredi kartınız varsa arkadaşlar peşin fiyatına 12 aya kadar taksit imkanımız var bütün eğitimlerde. Alanı olmayan hocalarım, GGK eğitim birimlerinden giren hocalarım, sizin alacağınız eğitimin ücreti 4.849 lira, çık 400'ü 4.449 lira ikili paket artı yapay zeka nelere vermiyorsunuz ki arkadaşlar? Nelere vermiyorsunuz?
Binur hocam diyor ki linki kaydedin, Zoom'da olunca açılmıyor. Linki kaydedin, kopyalayın, seminer bittikten sonra açın. Başka var mı ücret merak eden? Bir sosyal bilgiler öğretmenim vardı sanki. Binur hocam bak senin için nasıl kayıt olacağını göstereceğim. Hocam üçlü eğitim. Tamam. Elif hocam aldığım paketin içinde yapay zeka hediye. İstersen pakete kayıt ol, yapay zekayı kullan, derslere girmek zorunda değilsin. Hocam aylık sigara parası. Aynen öyle. Aynen öyle. Bak 3199 böl 12'ye 266 lira. Arkadaşlar 266 lirayı bir filtre kahveye veriyorsunuz. Lütfen kendinizi kandırmayın. Ve başarılı olmak için buna ihtiyacınız var. Bu yatırımı yaptığınızı düşünüyorum. Sultan hocam psikoloji mezunusun. Starbucks aynen öyle. Binler hocam. Tamam onları da göstereceğim. GGK ve eğitim birimleri birlikte fiyatı ne kadar hocam? Duygu hocam GGK ve eğitim birimlerinin birlikte fiyatı 4849 lira. Ama bu seminerde olduğun için hocam bana WhatsApp'tan yaz sen Duygu hocam. Ben sana ulaşıp yardımcı olacağım. Kayıt noktasında biz yardımcı olacağız arkadaşlar. Kayıt olmak için sistem yöneticisi arkadaşımdan bir kez daha son kez rica edeyim. WhatsApp linkimizi atsın lütfen. Bakın canlı dersler hakkında bilgi almak ve seminere özel indirimden faydalanmak için ilettiğim linke tıklayın. Ben bu indirimden faydalandıracağım size. Normalde 4849 lira, çık 400'ü. Duygu hocam 4449 lira ikili paket. Ön lisans paketi Beyza Nur hocam 3599 lira, çık 400'ü 3199 lira. Selin hocam kodun süresi 15 Eylül'e kadar geçerli. Sen WhatsApp'tan yaz. 15 Eylül için biz randevu oluştururuz. Arar yardımcı oluruz. EKPSS'yi de göstereyim size. Sadece GGK ücreti Zeynep hocam 3199 lira. Sanıyorum doğru telaffuz ettiğimi düşünüyorum. Kajiyan hocam eğer WhatsApp'ınız yoksa bizi arayın 444-58-35'ten. Tuğba hocamla görüşmek istiyorum. Seminerine katıldım. Kayıt olmak istiyorum yazın yazın. Ben size dönüş yapıp yardımcı olurum. EKPSS Saadettin hocam 3599 lira seminere özel kazandığım indirimle birlikte 3199 TL. Hocam sadece alan almak isteyenler. Figen hocam alanın ne? Üçlü paket. Dikap mı? Ben sana hemen ücreti söyleyeyim. Dikap'ta da hocam nasıl fenomen bir hocayla anlaştık Özlem Hoca. Efsane. Kesinlikle kayıt ol. A grubunu da gösterelim. Hocam üçlü paket 6649 lira. Çık 400'ü. 6249 lira. A grubunu da hemen gösteriyorum. Arkadaşlar A grubu dershanelerde var ya uçmuş uçmuş. Ben gelirken bir dershaneden bir öğrenci çıkıyordu. Şans eseri karşılaştık. Farklı bir şey sordu. Ben öğrenci olduğunu anladım. Kayıt olmuş. Çok bilindik, popüler bir dershane 40 bin. 40 bine kayıt olmuş. A artı B'nin ücreti şok olacaksınız. 8349 lira çık 400'ü 7900 liraya ikili paket artı yapay zeka koçluğu alıyorsunuz. Siz bile bu sistemle 40 bin yapmamışsınız. Binur hocam. Kudret hocam ÖABT PDR yok GGK eğitim birimlerine kayıt olabilirsiniz. Selena hocam sen erkenden kayıt oldun. İngilizce üçlü. Mehmet hocam ben sana yardımcı olacağım. WhatsApp'tan bana yazar mısın? Tuğba hocam beni arar mı diye. Ben seni arayıp yardımcı olacağım. Özel durumunu iletmiş. ÖABT İngilizceyi ben hemen söyleyeyim. ÖABT İngilizce de aynı tutar hocam. Tarihe de bakalım. Arkadaşlar linke tıklayın. İndirim hakkınız yanmasın bakın. WhatsApp linkine tıklayın. 15 Eylül'e kadar düşünme, değerlendirme, paranızı ayarlama, maddiyeti ayarlama fırsatınız var ama bu linke tıklayın. Bu indirim linke tıklayanlar için geçerli. Seminere katılanlar için geçerli. Hatice hocam üçlü İngilizce 6649 TL. 400 TL indiriminle 600, 6200'e denk geliyor. Bunu da eğer kredi kartım varsa peşin fiyatını 12'ye kadar bölerim hocam. Aylık 520 liraya tekabül eder. Tutarı çok uygun.
5.000 aldınız. Sizin kaydınızı ben aldım Selena Hocam. Sizi hatırladım. Sadece eğitim bilimleri. Fatma Hocam, ÖABT coğrafya eğitimimiz yok. YGK eğitim bilimlerine kaydını alabilirim. Tarih ÖABT, Tuğçe Hocam aynı. Tarihin ücreti de aynı. 6.649 lira. 400 TL indiriminle 6.249'a düşüyor. Refika Hocam, tek alan mı sosyal bilgiler? Ona da bakalım. Biz size kredi kartına taksitte falan yardımcı olacağız arkadaşlar. O yüzden yazın, ben kartla ödemek istiyorum diye yazın. Taksitte yardımcı olur musunuz diye yazın. Dönüş yapar yardımcı oluruz. Nuray Hocam 6.649 lira okul öncesi. 400 TL indiriminle 6.249 liraya düşüyor. Sosyali ben hemen sana söyleyeyim. Fen'e de bakalım hocam. Mehmet Hocam WhatsApp'tan yazın Tuğba Hocam'la görüşmek istiyorum diye. Hocam sadece sosyale kayıt olursanız Refika Hocam 3.599 lira, 400 TL indiriminizde 3.199 liraya düşüyor. Edebiyata hemen bakalım. Arkadaşlar tutarlar çok uygun. Aşırı derecede çok uygun. Hocam edebiyat 7.149 lira üçlü paket, tek alan 3.300 TL. 1.000 lira hocam, bence de koşulun el veriyorsa üçlüye kayıt olun arkadaşlar. Tekli paket daha pahalıya denk geliyor. Üçlü pakete baksanıza. Refika hocam evet, 500 kişi kayıt olursa daha da düşecek. Ben sana yardımcı olacağım Refika hocam. WhatsApp'tan yaz. Tuğba hocam bana dönebilir mi diye. Evet Kübra hocam, sen benim bir seminerimden kayıt olmuştun. Bak çok iyi yapmışsın. Erken kayıttan faydalandın. Fen'e bakalım İlayda hocam. Betül hocam üçlü. İlayda hocam eğer Fen'i üçlü alırsan 6.649 lira 400 TL indiriminle birlikte 6.249 liraya düşer. Halil İbrahim hocam olabilir. Hatırlamıyorum. ÖABT fizik yok. Selin hocam zabıt katipliği için P3. A grubu değil, P3. Kredi kartına taksit imkanım var. Betül hocam 12 taksit. Bak 12'ye bölerim sana kredi kartını. Aylık 520 olarak ödersin. Ayşegül hocam ne yap ne et, bir kredi kartı bul. Aylık 500 TL eminim her şeyi veriyorsun. Mezun olur olmaz atanmak istemez misin? Büşra hocam sadece GGK 3.599 lira ama 400 TL indirimin var. 3.199'a düşüyor. Hatice hocam ÖABT kimya yok. GGK eğitim bilimleri var. Elif Gül hocam müzik öğretmenliği bu pakete kayıt oluyor. 4.849 lira. 400 TL indirimle 4.400'e düşüyor. İlknur hocam GGK eğitim bilimleri bak burada. 4.849 lira ama 4.400'e düşüyor indirimle birlikte. Ya hocam şans. Şans diyelim. Keşke seminerimizi bekleseydim. Fiyatlar çok iyi. Sistem yöneticimden. Betül hocam bana WhatsApp'tan yazar mısın? Tuğba hocam beni arayabilir mi diye. 552 591 58 35. Bana yaz hocam, kayıt olmak istiyorum. Hemen iner inmez seni arayayım, kaydını alayım. Evet Ali İbrahim hocam, birlikte olacağız sınav hazırlığı süreci boyunca. Bizimle ilerleyeceksin. Sistem yöneticisi arkadaşımdan son kez kayıt için WhatsApp linkini istiyorum ve gideceğim artık. Hocam harika, gerçekten bugün kaydoluyorum. Yarın seviye belirleme sınavını ve analizi tamamlayıp ders çalışıyorum. Oley oley. Harika. Kayıt için yazın. Benimle görüşmek istiyorsanız Tuğba hocam dönsün deyin. Ararım, yardımcı olurum. Taksitte de indirimde de. Siz yeter ki atanma isteğinizi kaybetmeyin. Biz buradayız arkadaşlar. Sizin için buradayız. Hepinize canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Çok keyif aldığım bir seminerdi. Enerjinize sağlık, yazan ellerinize sağlık, düşünen zihninize sağlık. İyi ki tanımışım hepinizi. Yazın WhatsApp'tan. Çok teşekkür ediyorum. Siz de iyi ki varsınız. Çok teşekkürler arkadaşlar.
Kayıtlı öğrencimiz olursanız daha çok görüşeceğiz. Kayıtlı öğrenci seminerleri de veriyorum. Özel destek olduğum, takip ettiğim öğrencilerim de var. Çok teşekkür ederim. Ayfer Hocam, tıbbi dokümantasyon 3599 lira, 400 TL indirimle 3199 liraya düşüyor. İsmet Hocam, A grubu bak, tam çıkacaktım. İyi yakaladım beni hocam. A grubu 8349 lira hocam, İsmet Hocam. Ama senin 400 TL indirimin var, 7949 TL'ye düşüyor. Ben de çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. İnşallah birçoğunuz bu yıl atanma listesine isminizi yazdıracak. Çok teşekkürler. Kayıt olmak istiyorum. Tülay Hocam, WhatsApp'tan yaz. Tuğba Hocam beni arar mısın diye ararım. Selena Hocam, kayıtlar için seminer 15'inde. Ona katıl. Çok teşekkür ederim hocam. Kayıt olacağım. Saadet Hocam, arayacağım sizi. Ali İbrahim Hocam, yapay zekanın koçluğu, biz de buradayız. Talep ettiğiniz noktada her zaman. Çok teşekkür ediyorum. Büşra Hocam, eğitim aldığında koçluk hediye. İstersen eğitim al. Sadece koçluktan faydalan. Çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Ay, bin nur hocam. Çok teşekkür ederim. Ne kadar pozitifsiniz. Tanıştığıma memnun oldum. İsmet Hocam, ben de çok memnun oldum. İnşallah kayıt olursanız daha çok görüşeceğiz. Kübra Hocam, gelecek. Mesaj gelecek. Ben de kesin gibi eşimle konuşur konuşmaz kayıt olmayı düşünüyorum. Seda Hocam, sen yine WhatsApp'tan yaz. Beni şu gün arayın da o gün randevu oluşturup arayalım. İndirim hakkın yanmasın. Hocam keşke arkadaşım olsanız. Herkesin suratı asık çevremde. Gönül bağımız var hepinizle. Çok teşekkür ederim. Çok tatlısınız. Elif Gül Hocam, siz de. Teşekkür ediyorum. Sizle ne kahve içilir. Yarın bir gün içelim hocam. Ankara'dayız. Ankara'da olan öğrencilerim kuruma da gelebilir. Kayıt olmadan önce, olduktan sonra. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Umarım hepiniz WhatsApp linkine tıklamışsınızdır. İndirim hakkınız yansın istemem. Hepinizin indirimli kaydınızı almak istiyorum. Çünkü bu seminer kaydı videosu kayıt altına alınacak arkadaşlarım. YouTube kanalımızda yarın yayınlayacağız. O yüzden sonradan katılan arkadaşlarım katılabilir. Ve arkadaşlar, seminerden kazandığınız indirim 15 Eylül'e kadar geçerli. Siz çevremden daha çok inanıyorsunuz hocam. Kübra Hocam, size inanmayacağım da kime inanacağım? Kitap yollamıyoruz. Dijital kaynaklarımız var. Hocam motivasyon kaynağımız oldunuz. Teşekkür ediyorum. Haydi kendinize çok iyi bakın. Yukarı linklere çıkın. SBS'yi de attım. Analizi de attım. Bilgi alma linkini de attım. Kayıt olma linkini de attım. Ecem Hocam, Ankara'da Kızılay'dayız. Çankaya merkezimiz Kızılay'da. Bin Nur Hocam bak, numarayı atmış. 551 592 58 35. Hadi 500 kaydı geçelim. İndiriminizi arttıracağım söz. Bu seminerden 500 öğrenci kayıt olursa indirim oranını arkadaşlar ikiye katlıyorum. Sözüm söz. Hadi bakalım. Görüşürüz. İyi akşamlar.